Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Rize'deki sel felaketine gitmek üzere Çorum'dan geçen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim barajının kaldırılmasını istediklerini söyledi. Baraj kaldırılmalı, efendim ön seçim getirilmeli. Yani buna benzer Büyük Birlik Partisi'nin söylediği, bizim söylediğimiz 6 madde var. Ha, biz söyledik, illa bizim söylediklerimiz olacak diyoruz, demiyoruz ama biz diyoruz ki uzlaşılsın. Ölçü ne olsun? Ölçü, hukuk olsun, demokrasi olsun, adalet olsun. Çorum'da parti il binasında bir basın toplantısı düzenleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz münasebetiyle darbeleri lanetlediğini söyledi. Devletiyle, milletiyle büyük kayıplar yaşadı. Bu tüm darbeleri bir kere daha lanetliyorum. Tabii darbecilerin sadece 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler değil, 28 Şubat'ı yapanlar da, 27 Nisan muhtırasını verenler de, 12 Eylül darbesini gerçekleştirenler de, 12 Mart muhtırasını verenler de ya da 60 darbesinde merhum Menderes'i idam edenler de daha sonra toplum tarafından kabul görmediler, adeta lanetlendiler ve dışlandılar. Sadece darbe dönemlerinde ve ondan sonrası kısa bir süre sonra adeta silah gücüyle toplum üzerinde bir etki oluşturdular. Ama daha sonraki yıllarda baktığımızda tamamen olumsuz bir algıyla adeta halkın içine çıkamayarak, sokağa çıkamayarak bir hayatı yaşamak zorunda kaldılar. Devlet, ülke ve millet, milli konularda mutlaka bir araya gelinmesi gerektiğini söyleyen Destici, seçmenin oyunun sandığa nasıl yansıyacaksa onun üzerinde uzlaşılsın. Biz barajın kaldırılmasını istiyoruz, barajın sıfır olmasını istiyoruz dedi. Bütün partilerimizin, mecliste temsil edilenler başta olmak üzere, grubu olanlar başta olmak üzere, devlet, ülke ve millet konularında, bu konularda mutlaka bir araya gelmeleri lazım. Bu bir keyfiyet arz eden durum değildir. Bu bir mecburiyettir aslında. Yani devletin varlığı söz konusuysa, ülkenin çıkarı, bütünlüğü söz konusuysa, milletin menfaati söz konusuysa, milletin işiyle ilgili, aşıyla ilgili, özgürlüğüyle ilgili, adaletle ilgili bir problem varsa, o zaman bu partilerin bir araya gelmesi bir keyfiyet değil, bir mecburiyettir. Seçim kanununda mı değişiklik gerekiyor? Bu antidemokratik seçim kanunu değiştirmek için yine bir keyfiyette değil, bir mecburiyet ve mesuliyetle partiler bir araya gelmeli. Ve bu baraj kaldırılmalı, efendim ön seçim getirilmeli. Yani buna benzer Büyük Birlik Partisi'nin söylediği, bizim söylediğimiz 6 madde var. Ha, biz söyledik, illa bizim söylediklerimiz olacak diyoruz, demiyoruz ama biz diyoruz ki uzlaşılsın. Ölçü ne olsun? Ölçü, hukuk olsun, demokrasi olsun, adalet olsun. HDP'yi parti olarak tanımadıklarını da sözlerine ekleyen Destici, onların milletvekillerini milletvekili olarak görmüyoruz. Onların başkan vekilini de meclis başkan vekili olarak tanımıyoruz dedi. HDP normal bir siyasi parti değil, keşke olabilse. PKK'nın siyasi uzantısı, PKK'nın şubesi, onun sözcüsü. Onun milletvekillerini milletvekili olarak görmüyoruz. Onun grup başkan vekili ya da meclis başkan vekilini de meclis başkan vekili olarak tanımıyoruz. Şahıslarına olan husumetimiz yok. O isimlerin, şahıstan hiçbirisiyle problemimiz yok. Biz terör örgütünün uzantısı oldukları için bunu yapıyoruz. Bunu da devletimiz, ülkemiz, yani devletimizin varlığına olan hassasiyetimiz, ülkemizin ve milletimizin birliğine olan hassasiyetimiz ve yine bu Türk milletinin Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle onların istiklalini ve istikbalini olan bağlılığımız yüzünden bunu yapıyoruz.